Evet, merhaba arkadaşlar. Sayfa 92'deki ödevimizi yapıyoruz. 6. bölüm. Hoy estoy contento porque la profesora de matematikas me dar. Şimdi, bugün çok mutluyum çünkü matematik öğretmenim bana diyor. Dar da vermek demek. Son sınavdan not vermiş. Nasıl diyeceğiz? Bugün olduğu için a dado ve matematik öğretmeni verdiği için e değil arkadaşlar, a dado diyoruz. Evet. Sacar un nueve, 9 aldım diyerek seviniyor. He sacado un nueve a la hora del recreo, teneffüs saatinde mis amigos y yo, benim arkadaşlarım ve ben, hemos jugado un juego con el móvil de Ruben. Ruben'in telefonuyla oynuyoruz diyor. Oynadık. Es nuevo, yeniydi. Ona sus padres por su cumpleaños y es genial. Onun ailesi ona doğum günü hediyesi olarak almış ve bunun çok dahice bir fikir olduğunu söylüyor. Hediye olarak aldılar diye yazacağız. Yani an regalado. Regalar, hediye almak, hediye etmek. Después, la clase de música, müzik dersinden sonra, no me gustado, sevmiyorum diyor. Sevmedim hiçbir zaman diyor müzik dersini. La profesora nos, öğretmen bize diyor, yeniden doğuş müziğini dinletti diyor. Ama sevmediği için ne yazıyoruz buraya? Nos dediği için hemos puesto bayarollo, çok sıkıcı, ne kadar sıkıcı. Por la tarde, öğleden sonra hemos ido a entrenar con el equipo del futbol. Futbol takımının şeyine gideceklermiş, antrenmanına. Para cenar, akşam yemeği için mi padre, babam a hecho una pizza. Pizza yaptı para toda la familia, tüm aile için. Güzel bir gündü diyerek konuyu bitiriyor. Ha sido diyoruz. Şimdi arkadaşlar soruları cevaplayalım. ¿Cómo se siente Sergio? Sergio ne hissediyor? Sergio mutlu. Se siente contento. ¿Qué nota ha sacado en matemáticas? Matematikten ne notu aldı? Ha sacado nueve. ¿Por qué Rubén tiene un móvil nuevo? Neden yeni bir telefona sahip Rubén? Çünkü arkadaşlar, porque baba, ailesi ona hediye almıştı ve doğum günü olduğu için. Porque su cumpleaños. Şöyle yazayım. Le ha gustado a Rubén la clase de música. Rubén müzik dersini seviyor mu diye soruyor. No. No le gustado la clase de música. Evet, a donde ha ido por la tarde? Öğleden sonra nereye gittiğini söylüyor. Ha ido entrenar, antrenmana gidiyor. Con el equipo de futbol. ¿Quién ha hecho hoy la cena en casa de Rubén? Rubén'in evinde kim yemeği yapmış bugün? Ha hecho su padre. Evet, babası yaptı. Bu bölüm bitti arkadaşlar. Şimdi komünikasyon kısmına geçiş yapıyorum, alt bölüme. Antonio ile Julia telefonda konuşuyorlar. Bir diyalogumuz var. Antonio, Julia açıyor telefonu. Sí, hola Julia. ¿Qué tal estás? Soy Antonio. Merhaba Julia, nasılsın? Ben Antonio. Hola Antonio, ¿cuánto tiempo sin hablar contigo? Ne zamandır seninle konuşmuyorum diyor. ¿Qué es de tu vida? Hayatın nasıl gidiyor? Nasıl? ¿Dónde has estado este verano? Bu yaz neredeydin diye soruyor. Antonio da estado en un campamento en Santander. Santander'de bir kamptaydım diyor. Julia, ¿qué bien? ¿Con quién has ido? Ne kadar güzel. Kiminle gittin oraya diyerek soruyor. Antonio da
con mis compañeros de clase. Sınıf arkadaşlarımla lo hemos pasado muy bien. Harika geçti diye söylüyor. ¿Qué habéis hecho por ahí? Orada neler yaptınız diye soruyor siz. Antonio da muchas cosas. Sobre todo hemos practicado mucho deporte y también hemos hecho excursiones para conocer la zona. Çok fazla şey yapmışlar. Bir sürü spor pratiği yapmışlar ve aynı zamanda bölgeyi tanımak için de geziler yapmışlar. Julia, ¿has comprado muchas cosas? Çok şey satın aldın mı diye soruyor. Antonio da no, no muchas. Çok fazla bir şey satın almadım. Pero te he traído un regalito. Sana küçücük regalito, küçücük bir hediye aldım diye söylüyor. Getirmiş. Qué bien, seviniyor. Tenemos que vernos. O zaman hemen görüşmeliyiz diyerek söylüyor Julia da. Şimdi soruyu cevaplayalım. ¿Qué ha hecho Antonio este verano? Bu yaz Antonio ne yaptı? Ha hecho şöyle diyelim. Ha estado diyelim. Ha estado en un dondu şu an arkadaşlar. En un campamento en Santander. Evet. Ha ido solo. Yalnız mı gitti? No. Hayır. Ha ido con sus amigas. Amigos. Arkadaşlarıyla. Yani şöyle de diyebilirsiniz. Con sus compañeros. Aynı anlama geliyor. Compañeros de clase. ¿Qué actividades han realizado? Ne aktiviteleri gerçekleştirdi? Neler yaptı? Ha hecho, practicado mucho deporte y excursiones. ¿Ha comprado algo? Sí. Ha comprado. Ha comprado un regalo para Julia. Julia için bir hediye satın almış. Bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki ödevimizde görüşmek üzere.